Herkese merhaba, itopya.com'a hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videomuzda Aorus'un X670 Elite AX modeline yakından bir bakış atıyoruz. Bildiğiniz gibi AMD Ryzen 7000 serisiyle birlikte AM5 platforma geçiş yaptı. Artık uzun yıllardır bize hizmet veren AM4 platformuna desteği kesti. AM5 platformu ile birlikte teknik ve teknolojik olarak birçok yenilik de aslında bize gelmiş oldu. Bu yeniliklerden bahsetmem gerekirse ilk olarak görsel olarak da direkt dikkatimizi çeken bir yenilikle başlamak istiyorum. Artık gördüğünüz gibi AMD'de LGA soket yapısına geçti. Yani eskiden işlemcinin üzerinde olan pinler artık gördüğünüz gibi anakartın üzerinde bulunuyor. Yani işlemci üzerinde herhangi bir pin bulunmuyor. Yeni işlemcilerle birlikte artık teknolojinin ilerlediğini söylemiştim zaten. Bu noktada artık aslında güç ihtiyacımız da artıyor. Ve Aorus'un X670 Elite AX modeli de bu güç artışımızı rahatlıkla karşılayabiliyor. 16+2+2 faz beslemesi mevcut. Yani AMD'nin tepe işlemcisi olan 7950X dahil diğer tüm işlemcileri rahatlıkla bu modelde kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda şuna da imkan sağlıyor. Overclock açısından oldukça yetenekli bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman uyardığımız gibi overclock işlemini biliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız eğer çok fazla kurcalamanızı tavsiye etmiyoruz. Zaten yeni işlemciler oldukça yüksek frekansa çıkıyor baz olarak ve sizi rahatlıkla oyun ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Tabii ki bu güç beslemesinin bir getirisi ısı oluyor. Anakartımız bu noktada çok başarılı. Termal verimi oldukça yüksek bir anakart. Gördüğünüz gibi burada bulunan alüminyum bloklar, altındaki termal pedler ve ısı boruları dahil olmak üzere anakartın soğutması oldukça başarılı. AM5 platformu dedik. Aslında bu AM5 platformu kendi içerisinde iki tane önemli 5 ile birlikte geliyor. Bunlardan birincisi PCI Express 5.0 teknolojisi. Burada gördüğünüz gibi şu üst sırada bulunan M.2 yuvası PCI Express 5.0 desteği sunuyor. Şu an her ne kadar PCI 5.0 SSD'ler bulunmuyor olsa da AM5 platformu zaten uzun ömürlü bir platform olacak. AMD'nin açıklamasına göre 2025 ve sonrasına kadar hizmet verecek. Yani gelecekte çıkacak modeller için de şimdiden hazır bir platform olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde şurada görmüş olduğunuz bölümde de 3 adet M.2 yuvası bulunuyor. Bunlar da Gen 4 desteği sunuyor. Yani oldukça hızlı modelleri burada da kullanabiliyorsunuz. Anakartımız termal verimi burada da gözetiyor. Gördüğünüz gibi hem Gen 4 hem Gen 5 yuvası üzerinde termal zırhlar bulunuyor. Yani SSD'lerinizin oldukça serin çalışacağını söyleyebilirim. AMD'de artık bu işlemci nesliyle birlikte DDR5 RAM'leri kullanmaya başladı. Ancak platform içerisinde DDR4 desteği bulunmuyor. Yani bundan sonrası için AMD işlemcilerle birlikte sadece DDR5 RAM'leri kullanabileceğiz. Bildiğiniz üzere DDR5 platformu çok hızlı ve güçlü bir platform, aynı zamanda yeni bir platform ve Gigabyte'ın açıklamasına göre 6666 MHz ötesine kadar RAM desteği sunabiliyor. Ayrıca Gigabyte olarak da 128 GB'a kadar bir RAM desteği mevcut. Tabii ki anakartları genel olarak üzerine parçaları yerleştirdiğimiz bir platform olarak düşünüyoruz. Ancak bizim bağlantı yaptığımız platformda yine anakart. Bu noktada hızlı bağlantı noktalarına ihtiyacımız var. Bunlardan ilki olarak Wi-Fi 6E teknolojisini desteklediğini belirtmek istiyorum. Keza burada kutu içerisinden çok güzel bir anten de çıkıyor. Bu anten sayesinde kablosuz olarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. 6E teknolojisini desteklemesi sayesinde de yine hızlı ve stabil bir bağlantı elde edebiliyorsunuz. Kablosuz bağlantının yanında kablolu olarak da 2.5 gigabitlik bir Ethernet portu bulunuyor. Yani hem kablolu hem kablosuz olarak oldukça yüksek hızlı ve stabil bir internet alabiliyorsunuz. Ayrıca tip A ve tip C olmak üzere USB Gen 3.2 standartına sahip birçok giriş çıkış yuvası bulunuyor. Bunun dışında USB 2.0 yuvalar da üzerine mevcut. Zaten biz oyuncular için uzun zamandır bir ses kartı ihtiyacı bulunmuyor. Artık anakartın ses yongaları oldukça gelişti ki burada da yine üst düzey ses kapasitörleri kullanılarak bu biraz daha ötesine taşınmış. Ayrıca bu kapasitörler ses gürültü korumasıyla desteklenmiş. Yani PCB üzerinde oluşacak gürültüleri engelleyerek bize herhangi bir cızırtı veya takırtı gelmesini engelliyor. Böylece oyunlarda maksimum ses verimliliğini sağlayabiliyor. X670 Aorus Elite AX'in temel özellikleri bu şekildeydi. Açıklamalar kısmından anakartın daha detaylı özelliklerine de bakabilir veya Gigabyte'ın diğer anakartlarını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki topya.com videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.